Saygıyla ve sevgiyle bir kez daha selamlıyorum. AKP iktidarının halka dayattığı zam zulmü hız kesmeden devam ediyor. Son birkaç ayda yapılan elektrik zamlarıyla bu kış Türkiye toplumu gerçek anlamıyla bir kara kışa mahkum edilmiş durumda. Zam sadece elektrikle sınır değil, doğalgaz, akaryakıt, köprü, otoyollar ve bu sebeple mahkum bütün edilmiş durumda. tüketim kalemlerine Zam yapılan %100'ün üzerine zamlarla Türkiye halkları %100'lük bir karanlık, %100'lük bir açlık, donma, yoksulluk, geçim sıkıntısı ile karşı karşıyalar. İktidarın topluma, işçiye, emekçiye reva gördüğü açlık ve sömürü çarkı artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Ülkenin neredeyse her noktasında yurttaşlar birer soyguna dönüşen faturalara, işçi ve emekçilere ise sefaret ücretlerine artık yeter diyerek itirazlarını alanlara, meydanlara taşımaktadır. Sokak bunun adını çok açık, net bir şekilde koymuştur. Sokak soygun var diye itiraz ediyor, soygun var diyerek alanlarda eylem halinde. Elektriğe yapılan fahiş zamlardan sonra Türkiye'nin dört bir yanından fatura yakma, elektrik üretim ve dağıtım şirketi iktidarı protesto etme ve yürüyüşler düzenleme ise devam ediyor. Doğu Beyazıt'tan Muğla'ya, Urfa'dan Tatvan'a, Silvan'dan Antalya'ya, Kızıltepe'den Yüksekova'ya kadar ülkenin birçok yerinde yurttaşlar soygun var diyerek itirazlarını yükseltmeye, isyanlarını yükseltmeye devam ediyorlar. Son 30 yılın en soğuk kışını yaşıyoruz ama yurttaşlar ısınamıyor. Hanelere, iş yerlerine gelen özellikle elektrik faturaları tarihte benzeri görülmemiş bir soyguna, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa, yoksulluğa yol açıyor. Bugün ağır ekonomik krizin altında zaten belli bükülen vatandaşlar bu yüksek faturaları da ödeyebilmek için ilacından, gıdasından hatta bankadan kredi çekerek ödemek zorunda kalıyor. Önce kendi tüketim araçlarından, tüketim imkanlarından, gıdasından, ilacından kısıyor. Bunu yapamıyorsa da ek bankalardan kredi çekerek yani yeniden borçlanarak borcu ödemeye devam ediyorlar. Açlığımız ile doyan, çıplaklığımız ile giyinen, üşümemiz ile ısınan, acılarımız ile dalga geçen bu iktidar ve ortaklarına sokak soygun var diyerek itiraz ediyor ve itiraz etmeye devam ediyor. Ve en önemlisi de bu itirazla beraber soygun var derken de hükümet istifa diye taleplerini yükseltmeye, seslerini yükseltmeye devam ediyor. Biliyorsunuz sarayın ışıltılı avizeleri yansın diye Isparta'da bir yurttaşımız donarak hayat can verdi. Hava sıcaklığının eksi 11 derecelere kadar indiği ve kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Isparta'da elektrik kesintileri yaşandı. Isparta halkının elektrik sorununu günlerce çözemedi bu iktidar. Çözümü ise yandaş basına Isparta yasağı koymakla buldu. Ama gerçekler hakikat ve Isparta halkının elektriksiz kalması ise bir gerçek ve bunu asla gizleyemez, bu hakikati asla örtemez. Isparta, Türkiye'de elektrik alanındaki yaşanan krizin aslında bir alarm noktasıydı. Kurumlar uyarıyor. Elektrik Mühendisleri Odası'ndan özelleştirme uyarısı yapıldı. Bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacak. 50 saate varan elektrik kesintileri yaşanması iktidarın enerji politikalarının bir sonucudur. İktidarın enerji politikaları ve onların yürüttüğü hatalar bu sonucu bir kez daha ortaya koydu ve bunu derinleştirdi. Diğer yandan yapılan açıklamalarda ise elektrik dağıtım şirketlerinin denetimlerinin de özel şirketlere tarafından yapılmasının önünün açıldığı belirterek bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacak dendi. Isparta'nın karanlıkta kalmasının sebebi AKP iktidarıdır. Bir soygun çetesine dönmüş gözü halkın cebinde olan AKP iktidarıdır Isparta halkı, Isparta'da yaşananların sorumlusu. Bugün dünyanın en pahalı elektriğini, doğalgazını, akaryakıtını kullanan ülke Türkiye. Bizler Halkların Demokratik Partisi olarak yaşanan bu elektrik krizine dair çözüm önerilerimiz çok açık, net. Bu konuda çok sade taleplerimiz var. Elektrik üretim ve dağıtım hizmetleri bir an önce kamulaştırılmalıdır. Elektrik faturalarına 2018 yılından bu yana yapılan bütün zamlar derhal geri çekilmelidir. Günlerdir sokaklarda protesto yapan, kiraların iki katına yaklaşan elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları ile karşılaşan yurttaşlarımızın ise talepleri çok net.
Türkiye halkları AKP iktidarının Türkiye içerisine soktuğu bu karanlıktan çıkarmak için derhal seçim diyor, hükümet istifa diyor. AKP iktidarı Türkiye'yi karanlığa ve açlığa mahkum etti. Bu büyük faturanın hesabını elbet Türkiye halklarına verecektir. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz üzere elektrik zulmüne ise bir diğer tepkisi Cem Evlerinden geldi ve çok haklı bir itiraz. Cem Evleri ticarethane değil, elektrik faturalarını ödemiyoruz diye elektrik faturalarını ödemeyeceklerini duyurdular. Evet, Cem Evleri birer ibadethane merkezidir. Toplum ve bütün dünya ülkeleri bu realiteyi kabul ediyor ama Cem Evleri Türkiye'nin Cem Evleri Alevilerin ibadethanesidir. Ancak ne Türkiye ne yazık ki de ne de bu iktidar bu gerçeği kabullenmiş durumda değil. Alevi kurumları yıllardır birer ticarethane gibi görülmekte. Bugün ise bu kurumların elektrik faturaları 50 bin TL'ye varan, 50 TL'ye varan ve bunu aşan elektrik faturalarıyla karşı karşıyalar. Bu faturalar bu inkarın açık göstergesidir. Bu bir zulümdür. Ancak sadece maddi bir zulüm değil. Aynı zamanda Alevi toplumuna yönelik ayrımcılığın açık kanıtıdır. Alevi kurumları bu ayrımcılığa karşı çıkıyor. Yıllardır da karşı çıktılar. Bugün de Alevi kurumları Cem Evlerinde 30 bin ile 50 bin TL arasındaki elektrik faturalarını ödemeyeceklerini duyurdular. Bu son derece meşru ve haklı bir protesto. Buradan ayrımcılığa ve zam zulmüne karşı bu haklı sesi ortaya koyan Alevi kurumlarının yanında olduğumuzu da bir kez daha söylemek istiyorum. Yine sağlık emekçilerinin beyaz nöbet eylemleri de sürüyor. Önceki gün sağlık çalışanları, sağlık emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla Türkiye genelinde bir gününü iş bıraktı ve sağlık emekçileri geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz, nefes alamıyoruz diyerek hastane önlerinde bir araya geldiler. Sağlık emekçileri ise günlerdir haykırıyor. Haklarımız sağlansın ve güvence altına alınsın, güvencesizliğe son verilsin, çalışma koşullarımız düzeltilsin, sağlıkta şiddete son verilsin, nitelikli sağlık hizmeti vermemizin koşulları oluşturulsun, ücretlerimiz iyileştirilsin, ekonomik koşullarımız düzeltilsin diyorlar. Sağlık çalışanları aylardır emek bizim, söz bizim diyerek de haykırıyorlar. Defalarca meclise de geldiler. Geçtiğimiz haftada meclis önünde bir tekrar taleplerini dile getirdiler. Bir eylem gerçekleştirdiler. Bizler de onlarla beraber alandaydık, yan yanaydık. Ancak AKP-MHP iktidarı sağlık çalışanlarının taleplerini görmezden gelmeyi ise devam ediyor. Biliyorsunuz iktidar sağlık çalışanlarını dinlemeyerek meclise apar topar bir yasa tasarısı getirdi. HDP olarak sağlık emekçilerinin taleplerini dinlenerek yasa tasarısının yeniden düzenlenmesi için mücadele ettik. İktidar sağlık çalışanlarının haklı taleplerin önünde duramadı, yasayı geri çekti. Bu tasarıyı çekip daha iyisini getireceğiz dedi. Ancak 2 aydır yasayı sürüncemede bıraktı. Ülke yangın yeri ancak iktidar mecliste 2 haftada bir sürekli tatil halinde. Sağlık çalışanlarının artık sabrı kalmadı. Bizi oyalamayın. Hakkımız olanı istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı diyorlar. HDP olarak sağlık çalışanların özlük hakları başta olmak üzere bütün taleplerini karşılayacak bir düzenlemenin derhal meclise getirilmesi ve gündem edilmesi yönünde çağrımızı buradan bir kez daha yeniliyoruz. HDP olarak sağlık çalışanlarının, sağlık emekçilerinin talepleri doğrultusunda tasarının yasalaşması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi de buradan belirtmek isterim. Meclisin bir an önce bu tasarı gündeme alması için de çalışmaya devam edeceğiz. Alanlara yan yana durduk. Mecliste de bu talepleri sonuna kadar savunmaya, sonuna kadar mücadele etmeye, sağlık emekçilerinin meclisteki de sesi olmaya devam edeceğiz. HDP olarak halkın haklı taleplerini sonuna kadar destekliyoruz ve yanlarında mücadele etmeye de devam ediyoruz. Elektrik zamlarının protestolarından işçi ve emekçi protestolarına, Cem Evlerinin ayrımcılığa hayır diye haykıran sesinden sağlık emekçilerinin yaşamak ve yaşatmak istiyoruz seslerine kadar protestoların tamamını son derece meşru, haklı taleplerdir. Halkın taleplerini sahiplenen meşru protestoların destekleyen partimizi yandaş medya sözüm ona kriminalize etmeye çalışıyor. Soygun düzeninin üstüne bizi saldırarak kapatmaya çalışıyorlar. Bizler zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse buna engel olamaz. HDP olarak bir kez daha hakları, insani geçim koşulları, fatura soygunları ve enflasyon karşısında eriyen ücretleri için direnen tüm işçilerin, emekçilerin, ayrımcılığa dur diyen Alevilerin,
halk sağlığı için mücadele eden sağlık emekçilerinin ve bütün halkımızın demokratik mücadelesinin, demokratik taleplerinin yanındayız ve yanında olmaya da onlarla birlikte mücadele etmeye de devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, Türkiye siyasi tarihi boyunca AKP-MHP ittifakı kadar işçi haklarına bu kadar pervasızca saldıran, bu kadar pervasızca yok sayan, bu kadar düşmanlık yapan başka bir iktidar görmedi. OHAL ilanını Allah'ın lütfu olarak değerlendiren bu iktidar 83 milyon insanın gözüne bakarak işverenlere işçiler greve gidemiyor müjdesini verdi. 2002 yılından beri iş gücü piyasasını esnekleştirme, kuralsızlaştırma, güvencesizleştirme politikalarıyla saray iktidarın hiç sarsmayan pusulası haline geldi. İşte bu pusula bir avuç yandaşa milyarlar verirken işçi, memur, esnaf, kadın, gençlik yani toplumun tamamına herkesi ise AKP önünde ve toplumun tamamını yoksullaştırdım. Ama tüm emekçiler alanlarda hakları ve emekleri için direniyor. Yemek sepeti emekçileri, Migros depo emekçileri ve birçok alandaki emekçiler günlerdir emeklerine ve alın terlerine sahip çıkmak için alanlardalar. Bizler de onlarla birlikte direniş alanlarındayız. Bizler de işçilerle, emekçilerle yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam ediyoruz. Kimi zaman sağlık emekçileriyle birlikte özlük haklarımızı istiyoruz. Kimi zaman yemek sepeti emekçileriyle alın terimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Buradan da tüm halkımıza da bir duyarlılık çağrısına da bulunmak istiyorum. Bu hak direnişinin yanında olmak kazanım elde etmenin biricik ve tek yegane yoldur. İşçiler, emekçiler kazandığında hepimiz ve Türkiye toplumu kazanacaktır. Bunun için emekçilerin hakları verilene kadar yemek sepetinden yiyecek istememek, eylem olan kargo şirketlerini kullanmamak, işçileri sömüren markalardan ayakkabı ve çorap dahi almamak herkesin bu direnişi desteklemesi için en büyük sorumluluğudur. Bu sebeple işçilerin haklarını alması, sefaletin ortadan kaldırılması ve birlikte kazanmak için süre giden bütün mücadelelere destek vereceğiz ve destek vermeye de devam ettik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da işçilerle direniş alanlarında olmaya devam edeceğiz. İşçi direnişlerin yanında bulunarak işçilerin hak, alın teri ve onur direnişlerini de desteklemeye devam edeceğiz. Grevde, eylemlerde, fabrikalarda, inşaatlarda, tarlalarda, kısacası emeğin sömürüldüğü her yerde, direnişin olduğu her yerde mücadele etme, birlikte kazanmaya, birlikte dayanışmaya devam edeceğiz. Bunun adını sokak çok net koymuştur. Soygun var dedi. Evet, dört bir yangından soygun var sesleri yükseliyor. Çünkü yangın var, çünkü cepler yanıyor, çünkü mutfaklar yanıyor, çünkü elektrikler yanmıyor, çünkü gelecek yanıyor diyerek sokaklardalar ve hükümet istifa demeye de devam ediyorlar. Bizler halkımızın bu haklı taleplerinin iktidar tarafından bir an önce duyulması gerektiğini çağrısını buradan yapıyoruz ve Halkların Demokratik Partisi olarak haklı talepler için direniş halinde bulunan her toplumun her kesimiyle yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, kuşkusuz tüm bunlar olup biterken partimize yönelik saldırılar da kesintisiz devam ediyor. Çünkü HDP Türkiye halklarının geleceğini, Türkiye'nin umudunu ve geleceğini temsil ediyor. Özellikle gençlerin HDP'de kendi geleceklerini görmesi, HDP'de umudu görmesinden kaynaklı HDP'de siyaset yapmayı tercih ediyorlar. Peki AKP iktidarı ne yapıyor? Gençlerin HDP'yi tercih etmesinden kaygılı, gençlerin HDP'yi tercih etmesinden korkuyor ve hep yaptığı gibi baskı, zor ve korkutma yöntemlerini denemeye çalışıyor. Uzun süredir Gençlik Meclisi üyelerimize yönelik ajanlaştırma, kaçırma, korkutma, hukuk dışı gözaltılarla, baskılarla sindirmeye çalışıyorlar. Ve bu politikalar devam ediyor. Ama Gençlik Meclisimizin Ahmet'te gerçekleştirdiği kongre tüm bu olan bitene verilmiş en büyük cevaptı. Ve bunu hazmedemeyen iktidar hala kirli politikalarına, hala düşman politikalarına devam ediyor. Son olarak Gençlik Meclisi üyelerimize bilgilendirme ve önleme faaliyetleri adı altında kendilerini polis olarak tanıtan ve profillerinde bilgilendirme ve ön izleme faaliyeti ve önleme faaliyetleri logosu bulunan
bir grup tarafından aranıyorlar. Aileleri veya kendileri. Çay içelim, sohbet edelim. Buradan soruyoruz. Hangi resmi kurum aileleri ve gençlik üyelerimizi çay içmeye ve sohbet etmeye devam eder? Hukuk devletinde her şey hukuk sınırlar içerisinde yürür. Bu yöntemlerin tamamı korsanvari, tamamı çetevari, tamamı kabile devletinin sonucudur. Bir hukuk devletinin ilkesi değildir. Buradan soruyoruz. Kendisini bilgilendirme ve önleme faaliyetleri grubu olarak tanıtan bu kurum hangi kuruma bağlıdır? Hangi bakanlığın denetimindedir? Hangi mekanizmalara tabidir? Bunlar tamamıyla hukuk dışı, korsanvari, partimize yönelik, gençlik meclisimize yönelik saldırıları organize eden gruplardır. Ve bunlar bir grup çete olarak tanımlamaktan başka bir şey mümkün değil. Çünkü hukuk böyle işlemez. Hukuk devletinde işler yasalarla ve normlarla yürür. Buradan yetkilileri derhal bu kurum hakkında açıklama yapmaya ve bu faaliyetlerine son vermeye çağırıyoruz. Çünkü Halkların Demokratik Partisi genç başladık, genç bitireceğiz şiarıyla yol alan gençlerin emekleri üzerinden büyüyen bir parti ve gençler geleceğini HDP'de görmeye, mücadele etmeye devam edecektir. Sizin bu politikalarınız gençlik meclisimiz açısından asla sonuç vermeyecektir. Değerli basın emekçileri, Türkiye'de HDP'siz bir gelecek tahayyülü yapılamaz. Bu yüzden de partimiz halkların sorununa çare olabilecek biçimde toplumun en geniş kesimlerinin kendisini ifade edebileceği demokrasi ittifakını hayati önemde görüyor. Türkiye halkları toplum karşıtı siyasete entegre olmuş, halk karşıtı politika yapan partilerden bıkmıştır. Bu yüzden HDP etrafında bir araya gelen demokrasi güçleri, kadınlar, gençler değişim istiyor ve bu sesi yükseltmeye de devam ediyor. Her geçen gün daha fazla anlaşılıyor ki hem iktidar hem de muhalefet çözüm yerine iktidar odaklı benzer uygulamaların peşine takılmaktalar. Bu yüzden HDP olarak yan yana duracağımız, birlikte yol yürüyeceğimiz ittifaklarımızla gerçek bir alternatif olma yolundaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz bu çalışmalarımızı meydanlarda, fabrikalarda, sokaklarda, her yerde demokrasi mücadelemizi yükselteceğiz ve yükseltmeye devam edeceğiz. Ne kapatma ne de başka saldırılar Türkiye'nin her yerine sirayet etmiş, her yerine yayılmış, her yerinde umut filizlendirmiş HDP fikriyatını engelleyemeyecektir. HDP kadınlarla, gençlerle, bütün demokrasi güçleriyle mücadele birliğini oluşturarak bir demokrasi ittifakını geliştirecek ve bunun mücadelesini de yürütmeye devam edecektir. Tabii bunu hazmedemeyenler, HDP'nin bu gelecek umudunu, gelecek ışığını hazmedemeyenler mecalleri kalmamış diye sağda solda söylenip duruyorlar ama ben de buradan şunu hatırlatmak isterim. Mecali kalmamış diyenlere dönüp bizim kongrelerimize baksınlar diyorum. Daha yakın bir zamanda Batman'da, Adana'da, Adıyaman'da, Dersim'de gerçekleştirdiğimiz kongrelere bir dönüp baksınlar. Halkımızın nasıl yan yana bizimle omuz omuza mücadele ettiğini ve umudu çözümü HDP'de gördüğünü bir kez daha görsünler. Eğer bunlar yetmiyorsa bir de yapacağımız gelecekteki kongrelerimize baksınlar. 12 Şubat'ta Nusaybin kongremize baksınlar. 13 Şubat'ta İzmir kongremize baksınlar. 20 Şubat'ta Mersin kongremize baksınlar ve HDP'nin Türkiye halklarına nasıl umut olduğunu, nasıl gelecek olduğunu mecali kalmamış diyenler bir kez daha kendi gözleriyle görsünler. Brez çap ve menyen heja ve kiyon cüzanın Jber dijmatiyalle hember kurda her roj u her çıkası diçe zede dibe Revşat Türkiye'ci evkas hırap u zede dibe. Yani tekiliye hember dijmatiyalle kurda u tekiliye Revşat Türkiye behevdura giredaylerli Türkiye Revşat abori tüccari evkas hırap ne bu jber ku enflasyon, zam, hızani u berangezi her ku diçe zedetir u kurtur ve evji be politikayın destilatdarin Türkiye'ye gredayne. Edi herkes eşkera dibine u eşkera dizane ku hükümeti AKP u MHP Lviv velati, Lviv
velati nikare rebebe. Ejber ve jirle her aliyede kriza abori roj broj kurturdu be, roj broj hızani zam u belengazi cizi her roj kurtur u grantırdı be. Le her aliyede ji bi deng, bi berkodan, bi bertek ji mezentirdi be. Her idavi li bazide, li geveri, li koseri, li ergani, li rihaye, li İzmir'i, le Antalya ile her deli Türkiye'de le hember politikayı zam le gelen Türkiye bebertek yeni koyan nişanda o gotun ki le kolanan dengen ko bilin kirin o gotun ki dizi heye hükümetci istifa yani ev talep eki pır green pır bir vaat eder bu hükümet gerek ev kosteke gel bibize kosteke gel bibine u li gurbe tevgere lici emzana lici ku adalet demokrasi u vekhevi u tunebe idare ek şeffaf idare ek demokrasi tunebeji li her roj pirsreken ve velate kurtirdi be aborici pirsreken aborici zededi be yani velatiyen tek için jiber veji emcardın jibu adalet demokrasi u vekhevi embank dikin ki guh bidin denge kolanan guh bidin en kumberteyken ukalli kolanan nişan dedin denge van biistin jibo peşerajen Türkiye hevdaneki heri başem. Değerli basın emekçileri eğer soru varsa soru alacağım yoksa basın toplantısını bitireceğim. Sanırım soru yok, geldiniz, teşekkürler.